Hayırlı günler dostlar, hoş geldiniz. Rusya Savunma Bakanlığı'nın propagandası devam ediyor. Bu seferki iddiaları Bayraktar tipi insansız hava aracının Rusya'nın Karadeniz filosu fırkateyni tarafından imha edildiği duyuruldu. Görüntüyü görmektesiniz. Yine her zaman olduğu gibi ne düştüğü belli değil. Resmi açıklamayı okuyorum. Rusya Savunma Bakanlığı resmi açıklaması, Kırım Yarımadası'nın batı kıyısına yakın bölgede Karadeniz filosunun fırkateyninden mürettebatın Bayraktar tipi insansız hava aracını imha ettiği duyuruldu. Bu kapsamda görüntüyü görmektesiniz. İki füze fırlatılarak imha edildiği iddia ediliyor. Bayraktar'ın Karadeniz filosu gemilerinin eylemlerinin yanı sıra Kırım Yarımadası'nda ve Ukrayna'nın güneyinde bulunan Rus Silahlı Kuvvetleri'nin askeri teçhizatını izlediği ve bu bağlamda kıyı ve karada keşif yaptığı iddia ediliyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan videoyu görmektesiniz. Yine Rusya her gün TB2 düşürdük açıklamasını yapmaya devam ediyor. Bunu söyleyelim. Rusya Çalışmaları ve Deniz Analizi Merkezi üyesi Samuel Bandit da Bayraktar TB2 SİHA'nın başarısı sadece hedef alma yeteneği değil, o aynı zamanda uluslararası ilişkilerin zaferi açıklamasını yapıyor. Bilindiği gibi dostlar, dün Rusya Savunma Bakanlığı askerleri bildiri dağıtmıştı. Bu kapsamda Bayraktar TB2 düşüren herkese 50 bin ruble verileceği duyurulmuştu. Bu iddia doğruysa burada düşüren asker Kırım'ın batı kıyısında 50 bin ruble alacak. Dediğimiz gibi biz düşemez demiyoruz. Sadece Rusya'nın kafaya takmasına gülüp geçiyoruz. Hoşça kalın. Беспилотный летательный аппарат типа «Байрактар». Сопровождаю, наблюдаю в комплексах ЗРК «Штиль» А-190 и АК-630. Командир боевой части 2, ЗРК «Штиль». Принять целеуказание. Беспилотный летательный «Байрактар» уничтожить. Есть. Вот первое.